8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın emeğini yücelten ve başarılarla örülü hayatlarıyla Türk kadınına öncü ve örnek olan 8 kadının hayatına bir bakalım. Tarihimizin ilk kadın romancısı Fatma Aliye Hanım. George Onnit'in Boleta isimli romanını çevirmesiyle 1889 yılında başladı edebi yaşantısı. Meram adıyla çevirdiği bu kitabını bir hanım imzasıyla yayımladı. Bir hanımın başarısı kısa sürede Tanzimat dönemi gazetecisi ve yazarı olan Ahmet Mithat Efendi tarafından keşfedildi. 1899'da yayımlanan Udi ise Reşat Nuri Güntekin gibi Türk edebiyatının bir başka önemli yazarın edebiyata ilgisini artıran yapıtlar arasında bulunuyor. Eserlerinde kendisi gibi çalışan, bireyleşme çabasında olan, bitmek bilmeyen öğrenme coşkusu yaşayan kadın kahramanları anlatır hep Fatma Aliye. Türk sanatına yön vermiş bir başka isimdi Mihri Müşfik Hanım. O, Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarına öncü olmuş bir isim. Resmi olan tutkusu nedeniyle aristokrat yaşamı gerisinde bırakarak yoksul bir yaşam süren sanatçı, Güzel Sanatlar Akademisi olan İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk kadın yöneticisi oldu. Birçok kadın ressamın yetişmesini sağladı. Özellikle portre çalışmalarıyla tanınan Mustafa Kemal, Papa 15. Benedikt gibi kişilerin portrelerini yapan Mihri Müşfik Hanım, sayısız tablosu bulunan önemli sanatçılardan biri. Ve Türk tiyatrosunun sembol ismi Afife Jale. Müslüman Türk kadınlarının tiyatro sahnesinde yer almasını sağlayan bir öncü. Oyunculuk kariyerine günümüz Rex sineması olarak bilinen Apollon Tiyatrosu'nda Yamalar oyunu ile başladı. Jale Takma adıyla sahneye çıkan isim, Türk-Müslüman kimliğini gizlemeden bir tiyatro oyununda rol alan ilk kadın olarak tarihe geçti. İlk kadın gazeteci ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tek kadın üyesi Selma Rıza Feraceli. 1889 yılında Jön Türk Hareketi'ne katılmak için Fransa'ya giden Selma Rıza, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu ve Meşrevet Gazetesi ile Şurayı Ümmet Gazetesi'nde çalıştı. Böylece ilk Türk kadın gazeteci unvanını kazandı. Ayrıca 1897 yılında kaleme aldığı Uhuvvet isimli romanıyla kadın haklarını konu alan öncü yazarlardan biri olarak tarihe geçen isim, İstanbul'da Müslüman kadınlara okul açılması için mücadele eden kıymetli kadınlardan biri. Sanatta olduğu kadar spor alanında da kadınlar için mücadele etmiş bir isim de Hülya Şenyurt. 1973'te Ordu'da doğan şampiyon judocu, Barcelona'da gerçekleştirilen 1992 olimpiyatlarında madalya kazanarak Türk tarihinde bir ilke imza attı. Memleketi Ordu'da beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapan eski milli sporcu, aynı zamanda bir judo antrenörü ve yaşam tarzı olarak belirttiği judo sevdasını genç sporculara aşılamaya devam ediyor. İlk Türk kadın hekim olarak tarihe geçen Safiye Ali, henüz lise yıllarında tıp eğitimi almak istiyordu. Safiye Ali, maddi zorluklara rağmen 1. Dünya Savaşı'nın ortasında Almanya'ya gidip 1923'te doktor olarak geri döndü. Cağaloğlu'ndaki muayenehanesinin yanı sıra karşılıksız olarak anne çocuk sağlığı üzerine eğitimler vermeye başladı. Safiye Ali, ilk Türk kadın hekim olarak sadece şifa dağıtmakla kalmadı. Açılan ilk kız tıp okulunda jinekoloji dersleri vererek kızlara tıp eğitimi veren ilk kadın öğretim üyesi olarak tarihe geçti. İlk Türk bilim kadınlarından bir başka isimse Türkiye'nin ilk kadın dekanı ve gökbilimcisi Nusret Gökdoğan. 1940 yılında doçent olan Gökdoğan, 1948'de profesör unvanını aldı. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi dekanlığına yükseldi. 2 yıllık görevden sonra 1978'de yeniden dekan seçildi. 6 ders kitabı çeviren, 3 ders kitabı yazan ve 13 bilimsel makalesi yayımlanan Gökdoğan, TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nin kurulması için ilk adımların atılmasında önemli rol oynadı. Gül Esin ya da Gül Kız Ürbül, Cumhuriyet tarihinin ilk seçilmiş muhtarı. Kurtuluş Savaşı'nın ardından yerleştiği köyde 1933 yılında 7 erkek adaya karşı yarıştı ve yaklaşık 500 oy alarak muhtar seçildi. Muhtarlık yaptığı sürede Gül Esin, kız kaçırma olaylarını önlemekten nikahlanma ile alakalı birçok problem için çaba göstermişti. Kahvehanelerde kumar oynatmayı yasaklamış ve sosyal hayata dokunan birçok iş yapmıştı. Ekonomi ve altyapı çalışmaları da büyük ses getirmişti Gül Hanım'ın. Köy ve ilçe arasına taş döşemeli yol ve köprü yaptırmış, açılışına Atatürk'ü de davet etmişti. Birçok dünya ülkesinde henüz kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmediği o yıllarda icraatları ve kadınlar için verdiği çabalarla Cumhuriyet'in ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçti.
Mücadele ve başarılarla Türk kadınına öncü ve örnek olan isimler elbette bu kadarla sınırlı değil. 93 Harbi'nde genç yaşta gösterdiği kahramanlıkla Nene Hatun'dan tarihteki varlığı, faaliyetleri ve bıraktığı iz ile Bacıyan Rum Teşkilatı'nın kurucusu olan Fatma Bacı'ya kadar birçok kadın tarihe ismini altın harflerle yazdırdı. Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyor, tarihe iz bırakan kadınları saygı ve minnetle anıyoruz.